Şimdi Anadolu'nun kendisi ana gibi doludur, ismi gibi. Kavılca, ben 2000 yılında kavılcayla yeniden uğraşmaya başladım, yerel geleneksel ürünleri çoğaltmak için. Yaklaşık olarak 18 yıl kamudan aferin aldık, helal yapın aldık. Ama 19. yıl Sayın Kars Valimiz Öksüz, soyadı Öksüz, Türker Bey geldikten sonra Kars'taki tarımsal değerlere ciddi bir şekilde sahip çıkmaya başladı. Yani bizim, ben hep şey derim, Anadolu'nun yerel ürünleri, yerel çeşitleri öksüzdür, sahipsizdir. Ama Türker Bey geldikten sonra soyadına yakışır bir şekilde bu öksüz ürünlere devlet babanın eline attı. Bu sene geçtiğimiz yıl topladığı tohumları köylülere dağıttırdı. Zaten mevcuttu, elimizde tohum vardı. Bu köylülere tohum dağıtması köylülerin ya da çiftçilerin bu işe daha fazla özenmelerini sağladı. Allah'ın izniyle bu sene 700 ile 900 ton arası hasat bekliyoruz. Bunu işleyecek ekipman, değirmen, kabuğunu soyacak makine konusunda sıkıntılarımız var. Onları da bir kooperatif kurduk. Kars Kavılcası ve Kars Yerel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi diye bir kooperatif kurduk. Tarım İl Müdürlüğü ve Sayın Valim bunlara destek veriyorlar. Bu kooperatifin bünyesinde bir işleme atölyesi, küçük çaplı bir işleme atölyesi başarabilirsek, ki makinelerin siparişlerini falan verdik, bu ürün halk sağlığına faydalı bir üründür. Tüm Anadolu'da insanların beslenmesinde, sofralarında özel yerini alacak, uygun fiyatlarla da yerini alacak. Çünkü çok az ekiliyordu, çok az ekildiği için rakamlar çok yükselmişti. Bu az ekimin fırsat bilen işleyenler de yaklaşık 30 liraya kadar kilosunu çıkarmışlardı. Bu seneden sonra 15 lira bandında, 15 lira yani yarı yarına bir fiyat bandında sofralarımızda bulunmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda Tarım İl Müdürümüze ve Sayın Valimiz Türker Öksüz'e çok teşekkür ediyorum desteklerinden Kars dolayı. Kars Valisi kavılcayı öksüz olmaktan kurtardı diyebilir miyim? Çok rahat diyorum bunu. Biz sahiplenmiştik, biz öksüzdük, bizle birlikte kavılcaya da sahiplendi. Bu Sayın Valimin ve bizim 20 yıldır burada yaptığımız çalışmanın taçlanmasını sağladı. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Şimdi şu arpa ekmeklik arpadır. Ekmeklik arpadır. Halk arasında peygamber arpası diye bilinir. Gördüğünüz gibi form tamamen arpadır. Bu kabuğundan çıktığında, kabuğundan soyulup çıktığında, bakın şimdi buğdaya dönüşecek. Tam bu şey gibi ekmeklik olduğu için çok kolay kabuğunu bırakıyor. Çıplak arpa durumuna geçiyor. Bunu tohumluk ayırıyoruz. Buradaki ekmekliktir. Şu ekmekliktir. Kabuğundan ayrılmış. Değirmene götüreceğiz. Değirmende bundan un yapıp istersen sade kullan, istersen buğdayla karıştırarak kullan. Sağlık açısından protein değerleri çok yüksek olduğu için besin değerleri açısından insanların karın doyurmadan beslenmeye geçişinde önemli bir Anadolu'nun yerel ürünüdür. İnşallah başaracağız bunu. Bu da kavulca gibi çok eskiden mi eskidir? Bu da çok eskidir. Bu da antik bir tohumdur. Yani dünyanın ilk tohumlarındandır. Şeyi çok eskidir. Peki ne zaman bunu yeniden hayata geçirdiniz? Şimdi bunun hikayesi şöyle, benim bununla tanışmam Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yerel tohumlarla ilgili bir konuşmaya gitmiştim. Orada bir tane temürcü hoca bana bundan bir 100 gram verdi. O 100 gramın 50 gramını hocalarıma verdim. 50 gramını getirdik, bizim burada çoğaltmaya başladık. Geçen yıl 75-80 kiloya geldiğimizde biz bunu ne yaparız ne ederiz Ankara'da Habertürk'te program yapan bir hanım arkadaşımız var. Ona söz etmiştik. O da gitmiş şeyden bulmuş. Ankara'nın köylerinde bulmuş. Sonra bir öğrendik ki o Ankara'nın köylerinde olan tohum çeşidini Tarım Araştırma Merkezi, Tohum Araştırma Merkezi de almış. Islaha gidiyor. Onların ıslahında olduğunu geçen yıl Ege Üniversitesi'nde bir buğdaylarla ilgili bir sempozyumda öğrendim. Geçtiğimiz kış gittim, sağ olsun Tarım Araştırma Merkezi Ankara bize 5 ton civarı ürün verdi. Onu korktum, burada hepsi yetişmeyebilir. Eskişehir'de bir tonunu ektirdim. 500 kilo Nazilli'de ektirdim. 500 kilo Ankara'da ektirdim. Diğer 3 tonunu da Kars'ta Akyaka, Arpaçay, Selim, Göle, Ardahan Göle, Kars Merkez olmak üzere yaklaşık olarak 10 çiftçiye dağıttım. Bunlardan şimdi toplamaya başladık. Ürün çıktı. Dönüme 500 kilo veriyor. Çok verimli. Ununun da çok faydalı olduğunu biliyoruz. Hem ülkemiz ekonomisi için, hem bölge çiftçisi için, hem de bizim ürettiklerimizle beslenen, karın doyuranları demiyorum, beslenen bizim yararlanıcılarımız için çok iyi bir hububat çeşidi yetiştirdiğimizi ya da çoğalttığımızı, yaygınlaştırdığımızın bilincinde olarak mutluyum. Şu anda temizliğini yaptığımız tohum çeşidi, görüyorsunuz içerisinde bir sürü yabani ot tohumları var. Yabani ot tohumları var. Bu yabani ot tohumları bir dahaki sene tarlaya gitmesin diye ayrıştırıyoruz. Şu kabuğu soyulmayan, kabuklu kalan çeşitler, bunlardan tohum olarak faydalanacak. Bunlar tohum çeşidi olarak faydalanacak. Şu ondan biraz daha irileri, daha canlıları, bunları da yine tohum olarak kullanacağız tarlada. Yine tohum olarak kullanacağız. Bu arpanın, buğdanın yeşilleri, olgunlaşmamışları ve içerisindeki yulaf ve diğer tohum çeşitlerini de içinde taşıyan grup. Bunu hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Şu en temizleri ve en irileri, bunu değirmene götürüp un yapacağız. Değirmene götürüp un yapacağız bunu. Unluk olanımız. Bu onun
bir boy küçüğü, bir boy küçüğü. Bunu da yine unluk ya da tohumluk kullanacağız. Verimi çok yüksek almak istiyorsa esas tohum, olgunlaşmış tohum budur. Bunu kullanacağız. Tarlanın durumuna göre. Şuraya gelecek olursak, bunun tohumluk özelliği yoktur. Yine hayvan yemi olacak. Hayvan yemi olacak. Buradaki de yine kırıkları, işe yaramayanları tarlaya atarsak ziyan olacaklar. Bunları da yine hayvan yemi olarak kullanacağız. Yani içerisindeki işimize yarayanları ayrı kullanıyoruz. Bir diğer grubunu da hayvan yemi olarak kullanarak hiçbir küçücük parçasını bile ziyan etmeden doğanın bize verdiği, emekle verdiği bu kıymetli üründen biz de hakkıyla yararlanıyoruz. Şimdi burada bu temizlenmiş hali, tam değirmene gidecek bu. Taş değirmende, yani vasıta veyahut da dikte öğütülmeyecektir. Taş değirmende öğütülecektir. Daha leziz olur. Bu yanmaz taş değirmende. Diğer değirmende devir şey olduğu için, fazla olduğu için yakar. Yani, niye peygamber arpası demişti? Yahu demek ki o zaman diyorlardı Muhammed peygamberi arpa ekmeğini buğd ekmeğine katacak yapıyordu. Bu arpa buğda oradan geliyor bunun şeyi yani. Bunu Malakanlar mı getirmişler? Bunu buraya Kavulca'yı ve bunu Malakanlar getirdi Kars'a. Kavulca devam etti, bunun soyu kesildi Malakanlardan sonra. Bu yıl tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Köydeki tarımcılara veyahut da civardaki tarımcılara yardımımız olsun diye her esine 300-500 kilo tohumluk vereceğiz.